Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere saatler konusunu anlatacağım. Saatleri nasıl okuyoruz, nasıl yazıyoruz, öğleden önce nasıl oluyor, öğleden sonra nasıl oluyor bunları anlatacağım, göstereceğim. Sadece bu kadar mı? Tabii ki değil. Saatler arasında veya dakikalar, saniyeler arasındaki dönüşümleri sizlere göstereceğim. Çünkü bu dönüşümler problemleri çözerken çok işimize yarayacak. Sadece bu kadar mı? Tabii ki değil. Devamı da var. Yine bu videomda toplama çıkarma yani saatlerle toplama çıkarma yaparken nelere dikkat etmeliyiz, nasıl yapmalıyız bunları göstereceğim. Çünkü problem çözerken yine bu toplamalar çıkarmalar bize çok ama çok gerekli olacak. Hemen başlayalım. İlk önce saati nasıl okuyoruz? Şu an ekranınızda sayısal bir saat görüyorsunuz. Tabletlerinizde veya cep telefonlarınızın ekranlarında genelde dijital saatler görürsünüz. Dijital saatleri okumak ve yazmak kolay. Zaten hangi saate kaç dakika geçiyor orada yazıyor. Peki bu sayısal saatlerde ne yapacağız? Biliyorsunuz bir gün 24 saat. 24 saati ikiye ayırmışlar. Birden 12'ye kadar rakamları yazmışlar. Kısa olan akrep, birazdan isimlerini de söyleyeceğim. Bir defa bunu burayı dolaştığında öğleye kadar diyoruz. Yani öğleden önce diyoruz. Bir defa daha dolaştığında öğleden sonra diyoruz. Ve bir gün geceleyin, gece yarısı insanların uyuduğu bir vakitte başlıyor genellikle uyudukları bir zamanda. Ve ilk başlangıç noktası 12'nin olduğu yer. Biz buraya 0 diyoruz. Gece uyurken bütün bunları geçiyor akrep. Bu şekilde ilerliyor. İşte saat 6-7'ye geldiğimizde güneş doğuyor, sabah oluyor ve devam ediyor. Sonra okula gidiyoruz. 12'ye geldiğinde öğle arası diyoruz genelde. Bu kısma öğleden önce diyoruz ve gördüğümüz rakamları yazıyoruz. Öğleden sonra olduğunda sizin öğle arası yapıp derslere devam ettiğiniz zaman, öğleden sonraki zamanlarda nasıl oluyor? Birin olduğu yere geldiğinde şu kısa olan akrep burası 13 oluyor. İkinin olduğu yer 14, 15 böyle devam ediyoruz. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve buraya geldiğinde 24 oluyor. Onu da yazalım. Tam 23.59'dan sonra 00 oluyor tekrar. Yeni bir gün başlıyor. İşte bu şekilde yazacağız. Şimdi bakın ekranımda şu kısa olan kolun ismi akrep. Ne yapıyorum ben yanlış yazıyordum. Akrep. Uzun olan kolun ismi yelkova. Bir de saniyeleri gösteren ve sürekli dolaşan bir kol var. Ben onu çizmedim. Şu anda bize o lazım değil. Peki akrep neyi gösteriyor? Akrep saati gösteriyor bize. Yelkovan da dakikaları gösteriyor. İlk önce saati yazıyoruz ve okuyoruz. Sonra dakikayı yanına koyuyoruz. Hemen uygulayalım. Bakın şu anda akrep 10 rakamını geçmiş. 11'e doğru gidiyor. Saati yazarken geçtiği rakam yazılır. Yani 11'e henüz gelmedi. Onun için 11 yazılmaz. 10 yazacağız. Öğleden önceki zamanı yazıyorum. Birazdan öğleden sonraki saati de yazacağım. Aynı saatte. Nokta koydum arasına saatlerle dakikalar ayırmak için. Bazen 2 nokta üst üste de koyulabilir. Bu şekilde de gösterilebilir. Veya sadece noktayla da. Yelkovan yani dakikaları yazalım. Başlangıç noktasından sonra her rakamın arası 5'er 5'er sayılacak. Bakın sayıyorum 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. O zaman 35 dakika geçiyor. Yani saat 10.35. Peki bu saat öğleden sonraki bir zamanı gösterse nasıl okunup yazılacak? Bakın 10 olduğunda kaç oluyordu? 22. Öğretmenim her seferinde sayacağız mı? Böyle yazdık, yazmıyorsa ben nereden bulacağım diyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Basit bir yolu var. 12'den sonraki zamanları hesaplıyoruz değil mi? 12 ile biz 10'u hesaplayacağız. 12 ile 10'u topladığımızda ne oluyor? 12, 10 daha 22. O zaman 22 yazacağız zaten. 22 dakikalar yine aynı. 22.35. Bu öğleden önceki zaman, bu öğleden sonra. Şimdi birkaç tane daha alıştırma yapacağım. Diğer konulara geçeceğim. Bakın birinci saatimiz en çok yanlış yapılan saat. Neden? Öğrenciler bu saati 3 zannediyorlar ama henüz bu saat 3'ü göstermiyor. Niye? Çünkü 3 henüz 3'e yani daha doğrusu söyleyemedim. 3'e çok yaklaşmış ama henüz 3 olmamış. Nereden anladım? Çünkü yelkovan tam başlangıç noktasına gelseydi 3 olurdu. Tam saat olurdu. Ama henüz gelmemiş. Bak çok az kalmış. O zaman ben ne yazacağım burada? 3 ile ilgili bir şey yazmayacağım. Yani 2'yi geçmiş saat. 02 diyeceğim saati.
Sonra yelkovana baktığımda 55 dakika geçmiş. 2.55 diyeceğim. Öğretmenim başına niye sıfır koyuyorsunuz derseniz bilerek koyuyorum. Çünkü diyelim ki boş bıraktınız. Yaramaz bir arkadaşınız gelip şuraya bir tane bir yazarsa sizin saati değiştirebilir. Ama şu anda kimse değiştiremez. Çünkü baştaki yeri ben doldurmuş oldum, değil mi? Evet, saatimiz 2.55. Peki öğleden sonra olsaydı nasıl olacaktı? 2 ne demekti? 14 demekti, değil mi? 14.55 olacaktı. Bazen büyüklerinizden şu sözleri de duyabilirsiniz. Anne saat kaç dediğinizde oğlum 3'e 5 var işte kızım 3'e 5 var diye böyle bir söz duyabilirsiniz. Annenizin söylediği bu söz yanlış değil, doğru. Hakikaten şu anda saat 3'e 5 dakika kalmış, yani 3'e 5 var. Kolayını söylüyor yani. Ama yazarken biz bu şekilde yazmıyoruz. Biz 3'e 5 var diye yazmıyoruz. Yazarken 2.55, 14.55 diye yazıyoruz. Tamam. Devam edelim. İkinci saatimiz her ikisi de başlangıç noktasında. Akrepte, Yelkovan'da. O zaman ilk 00.00. Daha hiç başlamamış ki. Yeni bir gün başlayacak ve saat şu anda sıfırda yani. Peki öğleden önceki zaman. Öğleden sonra olsaydı saat 12 o zaman. 12.00. Şu saate bakalım. Henüz 7'ye gelmemiş, 6'yı geçmiş, değil mi? 06 nokta koydum. Yelkovan kaç dakika geçmiş? 45 dakika. 6.45. Öğleden sonraki zaman ne oluyor? 18.45 oluyor. Yine burada büyükleriniz şunu diyebilir. Baba saat kaç? 7'ye çeyrek var der. Ya da 7'ye 15 var. Hani 7'ye 15 dakika kalmış. Ya da çeyrek kadar kalmış. Çünkü bir saatin çeyreği bakın. Burası oluyor, değil mi? 15 dakikalık bir dilim oluyor yani. Böyle kısa yoldan söyleyebilir. Onun söylediği de doğru. Ama yazarken biz böyle yazacağız. Devam edelim, çok uzatmayalım. Evet, saat 00. Henüz 1'e gelmemiş, değil mi? Öğleden önceki zamanı yazıyorum. 00 nokta 50 dakika geçmiş. Bakın Yelkovan 00.50. Öğleden sonra olduğunda 12.50 oluyor. Burada da öğretmeniniz şöyle bir alıştırma sorabilir size. Akreple Yelkovan'ı siz çizin diyebilir. Bakalım 17 ve 40. Yani 17'yi bayağı geçmiş, 18'e doğru gidiyor saat. Ya şey akrebi çizeceğim tabii kısa olanı. Şöyle 17'yi bayağı geçmiş, 18'e doğru yol alıyor. 40 dakika geçmiş, 40 dakika şurası oluyor. İşte çizdik. Tabii kağıt yerinde durursa çizeceğiz. İkide bir de oynuyor bu kağıtta. Devam edelim. 9.35. Yani saat 9'u bayağı geçmiş. Yarısını falan geçmiş, değil mi? O zaman 10'a doğru gidiyor. Şöyle akrebi buraya çizelim. 35 yani 30-35 şurası oluyor. İşte oldu. Bunu da yaptık. Gelelim şu dönüşümlere. Dönüşümler. Problemleri çözerken çok çok işimize yarayacak. Şimdi şurada bir merdiven var bakın. Saat en üstte sonra dakika ve saniye. Eğer bize verilen birim bakın şurada olduğu gibi saat olarak verilmiş ve bize dakika isteniyorsa. Yani ben şu anda saat vermişler. Ben saatteyim. Benden ne istiyor? Dakika. Aşağı in diyor yani. Aşağıya inerken çarpma yapacağız. Kiminle? 60'la. Çünkü 1 saat 60 dakika. O yüzden. 1 saat 60 dakika. Bakın 5 saat. Saat verdi. Bana diyor ki dakika yap diyor. Aşağıya in diyor. Kiminle çarpıyorum? 60'la. 5 kere 60, 300. O zaman burası 300 dakika oldu. Bu kez bakın dakika verdi bana. Ve saniye yap diyor. Ne yapıyor? Ben dakikadayım şu anda. Saniyeye in diyor. Aşağı in diyor. Yine aşağı inerken çarpma yapıyoruz. Kiminle? Yine 60'la. Her indiğimizde her basamakta 60'la çarpıyoruz. 5 dakika 5 kere 60 300 saniye oluyor o zaman. Peki şöyle olursa 3 saat ve 17 dakika hepsini dakikaya döndür diyor. Yani burası dakika zaten. Ben 3 saati ne yapabilirim? Dakika yapabilirim. Yani 3 kere 60 ne yapar? 180. 17 de burada var. Bunu da toplarım. Ne yapar? 197 dakika. O zaman burası 197. 4 dakika 12 saniye. Yine ne yapacağım? 60 ile çarpacağım. 4 çarpı 60 eşittir. Ne yapar? 4 kere 6 24. 240. Artı 12 toplarım. Ne oldu? 252. O zaman 252 saniyeymiş. Şimdi şuna bakın. 480 dakika. Bunu saat yap diyor. Ben şu anda dakikadayım. Saate çık. Yukarı çık diyor. Yukarı çıkarken de bölme yaparız. Kime? 60'a. Bu kadar yani. 480'i 60'a böleceğiz. Kenarda böleriz. 480'de 60 kaç tane var?
48'de 6 8 kere vardı değil mi? O zaman 60'da 8 defa vardır. 8 kere 60, 8 kere 0 0, 8 kere 6 48. İşte 480. 8 saat oluyormuş. Minicik minicik yapıyorum ama sığdırmak için. Daha birkaç işlem yapacağım o yüzden. Az yer bırakmışım. 270 dakikayı saat ve dakika olarak ayır diyor. Bakın dakikadayım, saate çık diyor. E tamam, 270'i ne yapıyoruz? 60'a bölüyoruz. Yukarıya çıkarken bölme yapıyorduk. 27'de 6 kaç tane oluyordu? 4 kere 6 24. 5 kere 6 30. 4 tane yetiyor değil mi? O zaman 4. 4 kere 0 0. 4 kere 6 24. Her seferinde tam çıkacak diye bir kural yok. Ne oldu? Bakın 4 saat oldu. Yazalım. 4 saat. Dakika da var. 30 dakika arttı. Onu da buraya yazacağız. İşte böyle ayıracağız. Saniye, dakika ve saniye yap diyor. Şimdi saniyedeyim. Dakikaya çık diyor. Yine yukarı çık diyor. O zaman 60'a böl demektir bu. Yani sonuçta aşağı inerken her basamakta 60 60 çarpman gerekiyor. Yukarıya çıkarken her basamakta 60 ile bölmen gerekiyor. 580'i 60'a bölelim şurada. Bu kez büyük yapayım. Yer çok kaldı. 60'a böleyim. 6 kere 9 54. 6 kere 10 60 fazla oldu. 9 kere yetiyor. 9 kere 0 0 9 kere 6 54. Tamam, bulduk. 0 4 9 dakika oldu. Ah kağıt, yine yerinde durmuyorsun. 40 saniye kaldı. Kalanları da unutmuyorum. Demek ki 540 saniye 9 dakika 40 saniyeymiş. Şimdi gelelim toplama ve çıkarmalara. Toplama ve çıkarmalarda dikkat edeceğimiz nokta, dakikaları alt alta yazıyoruz. Saatleri alt alta yazıyoruz. Problem çözerken bunlar işimize yarayacak. Nasıl mesela, işte şöyle diyecek problemde. İşte Bülbül öğretmen saat 4.20'de çalışmaya başladı. 2 saat 15 dakika çalıştıktan sonra saat kaçı gösteriyordu? Burada toplama yapman gerekecek mesela. Yapalım. Ne dedik? Dakikalar alt alta, saatler alt alta. Şöyle ayırayım hatta. Dakikaları toplayacağız. Buraya yazacağız. Saatleri buraya. 20 ile 15 toplayalım. 0,5 daha 5. 35 dakika oldu. 4 saat, 2 saat daha 6 saat. Bunu ben böyle kelime olarak yazmıştım da burada bu şekilde de aynısı bu şekilde nokta ile de gösterilebilir. Ne bulduk? 6 saat 35 dakika değil mi? Şimdi bakın çıkarmada da aynı şekilde. Önce dakikaları çıkaracağım. 45'ten 20 çıkabilir mi? Çıkar. Buradaki sayı büyük. Büyükten küçük çıkıyor zaten. 5'ten 0 çıktı 5. 4'ten 2 çıktı 2. 8'den 3 çıktı 5. Ne oldu? 15-25 saat. Tamam. Bakın şuna dikkat edin. Dakikaları topluyoruz. İşte bir sporcu 12.45'te koşmaya başladı. 3 saat 35 dakika koştu. Ve koşuyu bitirdiğinde saat kaçtı? Böyle bir problem çıktı karşımıza. Toplayacağız. Önce dakikalar. 45 ile 35'i topluyorum. 5, 5 daha 10. Elde var 1. Verdim 5. 3 daha 8. 80. Şimdi saatler. 2, 3 daha 5. 1 aşağıya. Sporcu 15.80'de bitirdi. Olmaz ki, böyle saat olur mu? 60 dakikayı geçince yeni bir saat oluyor. Yani 15.80 diye bir saat yok. Ne yapacağız o zaman öğretmenim? Buradaki 80 dakikanın 60 dakikasını alıp şöyle 60 dakika, burası da 60'tan çıkardı, 80'den 60 çıkınca ne kalıyor? 20 kalıyor değil mi? 60 ve 20 olarak ayırdım yani şu an. Ve bu 60'ı alıp 1 saat yapıp ne yapıyorum? Yan tarafa saat yazıyorum. 15'ti burası, 16 oldu. Bir tane komşudan geldi yeni bir saat. Ne kaldı geriye? 20. İşte koşucu koşusunu bitirdiğinde saat 16.20'ymiş mesela, problemin sonucu. Demek ki toplama işlemi yaparken eğer dakikalar 60'ı geçerse, o zaman mesela 80 oldu. Buradaki 80'in 60'ını alıp yan tarafa vermeniz gerekiyor. Sonuç böyle olacak. Çıkarmalarda son olarak bunu göstereyim. Bakın 20 dakikadan 40 dakikayı çıkaramıyoruz. Değil mi? 20'den 40 çıkmaz. Burası küçük. Bir sorunumuz var yani. O zaman ne yapacağız? Komşudan bir tane saat alıp buraya vereceğiz. Burası dakikalar ama. 1 saat 60 dakika biliyorsunuz. Komşudan 1 saati aldık, 60 dakika. 20 de burada var. Topladım ikisini. 60, 20 daha 80 oldu burası. Şunu çiziyorum. Burada ne kaldı? 14 tane saat vardı. Birisini verdi, kendisinde 13 kaldı. Şimdi artık çıkarabilirim. Demek ki çıkarma işlemi yaparken dakikalardan eğer çıkarma yapamıyorsak komşudan bir tane saat alıyoruz. İşin özü bu. 0, 8'den 4 çıktı 4, 3'ten 2 çıktı 1, 1 aşağıya. Demek ki 11.40. İşte bu şekilde yapmalıyız.
Öğretmenim problemler yok mu derseniz var var. Devamı var ama tabii bu videomuz çok uzun olmasın. Problemleri bir sonraki videoya bırakalım. Ben gideyim en iyisi problem hazırlayayım biraz. Umarım dersimi beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.